Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir koton ipim var. Bununla harika bir model başlayacağız. İpim şöyle orta kalınlıkta 100 gram 210 metre uzunluğu olan bir ip. İpime uygun kullanacağım şiş 4 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Ajurlu modellerden. Yeni öğrenenlerin bile kolaylıkla yapabileceği harika bir model. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. Modelimize ilmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeklerimi çıkartıyorum. Bu model için ilmek sayısı 2 ve 2'nin katları. Yani çift sayıda olması gerekiyor. Şöyle ilk sırayı biraz geniş tutalım arkadaşlar. Eliniz sıkıysa iki şişle de başlayabilirsiniz. Ilmek çıkarmayı yani iki şişle yapabilirsiniz. Şöyle geniş olarak ilmeklerimi aldım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15, 16 ilmek benim için yeterli. 16 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Lastik kullanmayacağım. Hemen modeli kuracağım ben. Şöyle güzel salaş bir model olduğu için yazlık örgülerinizde kullanacağınız lastiksiz başlıyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için aldım. Devamındaki iki ilmeğimi şu şekilde ikisini bir düz örerek sola doğru yani kestim tek ilmeğe düşürdüm devamında bir ilmek artırma yaptım. Önce iki ilmeğimizi sola doğru şöyle düz örüyorum. Kesme işlemimizi yapıyoruz. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek artırdım. Birinci sıra ön yüzünde bu şekilde yapıyoruz. Bir kesme işlemi, bir artırma işlemi. İki ilmeğimi düz örerek kestim bir ilmek artırdım. İki ilmeğimi düz örerek sola doğru kestim. Bir artırdım. Bu birinci sıra olduğu için biraz zorluyor arkadaşlar. İlerledikçe model daha da kolay olacak. Bir artırma yaptım. Son iki ilmeğim kaldı. Onu da kestim. Tek ilmeğe düşürdüm. Sıra başında kesme işlemiyle başlamıştık. Burada artırmayı daha sonra yapmıştık. Şimdi sıra sonunda bir artırmayla bitiriyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi bu şekilde şekillendirdim. İkinci sıra arka yüzüne geçtim modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Şimdi modeli kaydırarak bir kez daha kuracağız. Yani model 4 sıradan tam oluşmakta. Hep bu 4 sıranın tekrarını yapacağız. kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde bütün ilmeklerimi ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci sırada kenar ilmeğinden sonra direkt iki ilmeğimizi keserek başlamıştık. Üçüncü sırada önce bir artırma yapıyoruz. Daha sonra kesme işlemi yapıyoruz. Önce bir artırma daha sonra iki ilmeği ikisini bir düz örerek kesiyoruz. Bir artırma, iki ilmeği ikisini bir düz örerek keselim. Şöyle. Yani modeli kaydırmış olduk. Önce bir artırma, daha sonra iki ilmeği düz örerek kestim. Üçüncü sıra ön yüzünde sıramızı bu şekilde tamamladık. Evet sıra başında artırma yaptığım için sıra sonunda artırma yapmadan kenar ilmeğimi örüyorum. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzünde yine ilmeklerimin hepsini ters öreceğim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. İlmeklerimizin hepsini ters örüyoruz. Modeli bir kez kurmuş olduk. ajurlu kolay bir örgü modeli. Evet bakın model tabi ilerledikçe kendini gösterecek güzel bir model. İsterseniz bir kez daha kuralım. İkinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Modelin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonraki iki ilmeğim bakın şöyle iki ilmeğimi ikisini bir düz örerek Pek ilmeğe düşürdüm, kesme işlemi yaptım yani. Devamında bir ilmek artırma yaptım. İki ilmeğin ikisini bir düz örerek kestim, bir artırma yaptım. İki ilmeği düz ördüm, kestim, bir artırma yaptım. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde yapalım. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra başında artırma yapmadan kesme işlemi yapmıştım. Şimdi sıra sonunda bir artırma devamında kenar ilmeğimi örelim. Buna dikkat edelim arkadaşlar, modelde kayma olmasın. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters örüyorum kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Evet. Sıra sonuna geldim. Şimdi arka yüzünde ilmeklerimin hepsini ters ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi önce artırma yaparak başlayacağız. Birinci sırada artırma yapmadan direkt kesme işlemiyle başlamıştım. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra bir kez şöyle bir artırma yapıyoruz. Daha sonra devamındaki iki ilmeği şöyle ikisini bir alarak sola doğru kesme işlemi yaptım. Bir artırma sıradaki iki ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırdım. Bir, iki ilmeği ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bir artırdım. İki ilmeğin ikisini bir düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Bu şekilde devam edelim sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Sıra başında artırma yaparak başladığım için sıra sonunda burada artırma yapmıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Dediğim gibi bu püf noktası arkadaşlar dikkat edelim. Bak artırma işlemini kaydırırsak model kayar şu görünümü elde edemeyiz. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bu koton iplerinde de böyle tellenme oluyor örmesi biraz uğraştırıyor. O yüzden çok sıkı yapmamaya çalışın. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi şöyle arkadan alarak hepsini ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar modelimiz böyle gayet güzel şöyle gösterişli bir model. Tabi ilerledikçe daha da güzel görünecek. Bir de daha önce bir parça yapmıştım onu göstereyim size. Bakın bunu da daha önce yaptım. Şöyle bunu beraber yaptık. Modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Modelin arka yüzü de şöyle bir görüntüsü var. Kenar ilmeklerimiz bakın gayet güzel düzgün çıkıyor şöyle. Evet. Bu koton ipine de yakıştı bu model. Gayet güzel şöyle düzgün bir dokusu var. Bütün yazlık örgülerinizde hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. İstediğiniz iple de uygulayabilirsiniz bu modeli. Bu parçada da yine bakın aynı şiş, aynı iple çıkardım. Bunun da görüntüsü böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sizlerde nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.